Efendim, bir ilk sempozyumu Nisan ayında Mardin Artuklu Üniversitesi'nde gerçekleştirdim. O zaman Münazerat, Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Münazerat isimli eseri, Reçetetül Ekrat, Reçetetül Avam diye tabir ettiği, o günkü 1907 yıllarda teşhis ve tespitte bulunduğu bu bölgenin hastalıklarını merkezi hükümetlere 3 dönem yaşamış Bediüzzaman Hazretleri, hem İttihat ve Terakki dönemini yaşamış, hem Meşrutiyeti yaşamış Osmanlılar'da, hem Cumhuriyeti yaşamış. Her dönemde bu buradaki hastalıkları en güzel teşhis ve tespitlerde bulunarak, tespitte bulunarak ilgili makamlara bu buradaki marazları intikal ettirmiş ve çare olarak da medeni fen ilimleriyle birlikte efendim ulumu diniye birlikte hem medrese ehlini hem talebeleri yani müsbet ilimlerle meşgul olan insanları bir arada hem buluşturmak hem feyz almak, Zülcenahayn dediği yani çift kanatlı olma özelliğini taşıyan dini ilimlerle müsbet fen ilimleriyle birlikte okutulacağı bir Medrese-i Zehra'nın Van'da, Diyarbakır'da, Bitlis'te kurulma projesini 3-4 defa çeşitli kademelerdeki Sultan Abdülhamid'e, Sultan Reşad'a, Cumhuriyet döneminde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu projeyi takdim etmişti. Fakat onun bugün burada, Van'da bunun bir manası, manevi tezahüratlarını gördüm, müşahede ettim. Burada eskiden Tahir Paşa, Van Valisi Tahir Paşa konağında iken Bediüzzaman Said Nursi bir İngiliz Glaston ismindeki bir şahsın bu Kur'an Müslümanların elinde kaldıkça biz onları yenemeyiz dediği gazetelerin tercüme edilerek ona okutulduğu bir ortamda ben Kur'an sönmez ve söndürülemez bir hakikat olduğunu bütün aleme ispat edeceğim dediği bir dönemden bugün burada Van valisi de bir asır sonra aynı hakikatları tekrar burada ishar etmiş olması bizim Türkiye'deki bu kargaşa ortamında kardeşliğimizi, birlikteliğimizi, uhuvvetimizi, efendim tesanüdümüzü gerçekleştirecek. Batıdaki, doğudaki insana benim kardeşim dedirtecek. Doğudaki insan da batıdaki kardeşine benim kardeşim dedirtecek bir anlayışın tahakkuk ettiğini burada müşahede etmekten büyük mutluluk duyuyorum ve bu anlayış bu ülkede olduğu sürece çeşitli ihtilaflara ve çeşitli bölünmelere, tahribatlara meydan vermeyecektir diye bugün umudum bir kat daha artmıştır. Teşekkür ederim.